Ben Başakşehir'in maç esnasında puan kaybedi, kaybedebileceği hissiyatına hiç kapılmadım. Evet. Çok rahat oynuyorlar ve Rıdvan Hoca'yı dinledim e, maç sonrasında. Evet söylediği, bu biri biraz eleştiri gibi geldi bana da, e, maç seçecek olsam Başakşehir maçını izlemem diyor, heyecanlanmak için işte, futbol keyfi olsun vesaire. E, kısmen katılıyorum Hoca'ya evet futbol çok keyifli, çok heyecanlı bir maç önemli ama çok şey oynuyorlar. Ee, bence en, en ne yaptığını bilen takım Türkiye'de. En planlı takım, en doğru çıkan takım, en doğru savunan takım. Koşmuyorlar gibi bir hal var. Ben çok temposuz görüyorum Başakşehir'i. Ama buna rağmen bütün ikinci topları kazanıyorlar. Buna rağmen gaza bir saniye, iki saniye basıp bir anda kaleciyle karşı karşıya bırakabiliyorlar Forvet oyuncularını çok enteresan bir takım ee, ve ben yeni Malatya hiç kazanabileceği yani sahanın hiçbir e, yani maçın hiçbir noktasında yeni Malatya Spor bu maçı çevirir bu maçı kazanabilir veya bu maçta çok üstün oynuyor düşüncesine kapılmadım. Hoca hatları hiç. artık çok belirginleştirmiş. Başakşehir adına çok keskin hatlar var. Evet. Yani kalın çok kalın pragmatik duruyor. oynuyor. Kalın kalın duruyor. Kaleci, Epriano, orta sahada Emre, Aynen. sol hattan bahsediyorum. Arda artık var. İleride de forvet Robinho'ya, babaya Oradaki hat çok iyi işliyor. Merkezden giderlerse yine İrfan Can, Emre, Mahmut Stoper üzerinden, Eprian üzerinden başlayan bir oyun var. Çok sıkışırlarsa Sağdek'ten, Kayı başlayan bir oyun var. Onun önünde de Viska var. Evet. E, viska'nın ortaya topu döndürüp tekrar içeriye girmeleri zaten artık kendi adını otomatik dişlediği, otomatik hale getirdiği bir durum. E, oyuncuların da bu durumu yapmalarını gördükten sonra kendilerini yırtarcasına her maç 15 kilometre koşma zorunlulukları kalmıyor ortada. Bu bence artık bir sonuç oldu. Böyle bir plan yapmıyorlar bence ama çok iyi yerleşiyorlar nereye koysun? Bütün dönem toplarda zaten top önüne kalıyor. Öyle bir artık matematik var Aynen ki onu orada. Onu söylüyor bence. Rakibi karşılama meselesinde o pozisyonu o kadar iyi alıyorlar ki topu kapmak için çok fazla mesafe kat etmelerine gerek kalmıyor. Yani topla ve rakiple hemen mücadeleye girme şansına sahip oluyorlar. O yüzden ne hissiyat ben de aynı hissiyata sahibim. Birçok kişi aynı şey, çok, çok tempo oynuyorlar. E çok temposuz oynuyor gibiler ama o kadar iyi yerleşiyorlar ki çok tempo yapmalarına gerek yani topun peşinden manasızca koşmalarına gerektiren bir durum O biraz oluyor. galiba artık sakin kalabiliyorlar. Hocanın da evet, belki da antrenmanlarda da biraz durdurun her alan topu ayağına panik bir şekilde ileriye vermesin. Çünkü iki senedir biz bunu yaptık. Son 5-6 haftada olamadık şampiyon. Artık onun da tecrübesi var. O yüzden ayaklarımız yere bassın. Ortaya çıkan temposuz oyun mu? Oyuncu başına ortalama 9 kilometre koşumu Olsun. Biz 2-0 Malatya'dan dönelim. Devam edelim. Ama çok tempolu. Şey çok tecrübeli oyuncuları var. Evet. Yani Emre Belezoğlu büyük tecrübe. Arda çok tecrübeli bir oyuncu. Avrupa'da oynamış bir oyuncu. Monsoro önemli bir tecrübe. Adebayor oynamıyor ama yine de bence kulüp için önemli bir tecrübeydi. E, Dembaba önemli bir tecrübe. O, e, yani. Robinho zaten olağanüstü bir oyuncu. Vizca bu ligin... Orada haline geldi. En, en, en Efriyalo tecrübeli oyuncu. öyle. Kayısar yani, öyle. Klişe öyle. Panik yapacak oyuncu kalmadı. Mert belki kendi hani şey diyebilirsin kaleci Mert, olarak. Mert o da bu sene o, sene kadar, en iyi o kadar rahat oynuyor yani ki. İlk yarıda 8 veya 9 gol yediler. Yeme Zekan sebeplerinin gider, gider artık. Gider Hoca artık. alır mı? Hoca Şenol Hoca alacaktır Mert'i çünkü hani içerisinde direkt ligin içerisinde ve farkında. Yani Şenol Hoca şu anda bir taraftan da izliyordur bence. Bu sene bu hafta oynanan maçların hepsini izlemiştir hoca bence.